Dubai'de Work and Study programlarına biraz bahsedelim. Dil eğitiminde geldiğiniz zaman yasal çalışma izniyle program, Work and Study programları. Dil eğitimi alırken de aynı zamanda yasal bir şekilde çalışma fırsatı sunuyor size. Bu da Dubai'de size en fazla bu imkanı sağlayacak ülke içinde Dubai çok güzel bir opsiyon aslında. Çünkü vize açısından problemi yok. Aynı zamanda çok hızlı bir şekilde vizenizi aldıktan sonra gelip hani eğitimize başlayıp sonrasında da vizeyi yaşadıktan sonra yasal çalışma izninizle beraber iş bulup süreciniz devam etme şansınız da var. Şimdi Dubai'de Work and Study programları dediğimde tabii ki dil seviyesine göre değişiklik gösterebiliyor. 12 hafta bir üzeri eğitim ekibinizde yasal çalışma izniniz var ama eğer seviyeniz hani yetersiz kalırsa burada vize süreçlerinizi tabii ki farklı prosedürlerle ilerlediği için ne olur ne olmaz her zaman benim tavsiyem en az 6 aylık eğitime gelmeniz gerekiyor ki dil seviyeniz ne kadar iyi olduğunu düşünsenize dair en azından burada tamamıyla dille ilgili probleminizi bitirmek adına en az 6 aylık bir eğitime gelip Work and Study programına dahil olup dilinizi geliştirip daha sonra burada süreçler içinde iş arayışlarınızı yapabilirsiniz ve işe girip burada süreci devam ettirme şansınız var. EP olarak baktığımızda zaten okulun bu imkanları sağlıyor. Aynı zamanda da iş süreçleri, kariyer merkezleri de var burada. Öğrencileri yine kariyer merkezlerinde işverenlerle buluşturarak da nasıl ilerlemeleri gerektiğini, CV'lerini nasıl hazırlaması gerektiğini, işverenlerin burada beklentileri nedir? Bunlarla ilgili de okul aynı zamanda öğrencilere destek de sağlıyor. Bu çok önemli bir şey çünkü sonuçta bilmediğiniz bir ülkeye gidiyorsunuz ve alışkın olduğunuz ülkenin iş sisteminden farklı bir sistem üzerine ilerleyeceksiniz. Bir de şöyle bir durum var. Dubai'de bütün firmalar, bütün işverenler uluslararası olduğu için tabii ki beklentiler farklı olabilir. Her ülkenin de kendine ait bir beklentisi ve prosedürü ilerlediği için en azından buradaki işverenlerin nasıl bir CV'ye, nasıl bir iş alımı yaptığı ve prosedürü nasıl ilerlediğini öğrenmiş oluyorsunuz. EP bu açıdan da size yani geldiğiniz zaman bu ekstradan böyle bir hizmet de veriyorlar okul olarak. Bunun dışında şimdi şöyle bir durum var. İş nasıl buluyorlar? İş süreçte nasıl ilerliyor? Arkadaşlar dünyanın neresine giderseniz gidin, hangi ülkeye giderseniz hiç fark etmeyecek. Siz İngilizcenizi geliştirmediğiniz sürece, ya kendinizi ifade etme lüksüne sahip olmadığınız sürece, çünkü insanın kendini ifade etmediği sürece hiçbir şekilde bir iş bulma sürecine sahip olamıyorsunuz. Konuşamıyorsunuz işverenle. Bunu sağlayamadığınız zaman zaten hiçbir süreç ilerlemiyor olacak. Dil seviyenizi ne kadar hızlı dediğiniz gibi geliştirirseniz iş bulma süreciniz o kadar hızlı ilerleyecek. Burada her zaman en önemli şey hemen gider gitmez iş bulursunuz. Bu arada bulabilirsiniz de. Bu tamamen sizin azminize, özverinize bağlı bir durum. Şansınız da tabii açık olursa çok hızlı şekilde iş bulan öğrencilerimiz var mı? Var. Ama yani şunu düşünmeyin. Ben gideceğim oraya hemen bir iş bulayım, onu yapayım ki. Bu bir süreç. Yani her ülkede olduğu gibi. Türkiye'de bu süreçler var. Sonuçta baktığınızda bir okuldan mezun olduktan sonra hemen iş bulamıyorsunuz. Ana diliniz Türkçe olmasa hemen, işveren Türkçe konuşmasa hemen yine iş bulamıyorsunuz. Bunu başka bir ülkede yabancı bir dille olan bir süreçte çok hızlı bir şekilde olmasını istiyorsunuz. Yani çok mantıklı değil aslında istenen şey. O yüzden bu bir süreç. Yani gider gitmez sonuçta böyle çalışmaya gelmiyorsunuz ilk başta. Çalışma programına gelmiyorsunuz. Yani işverenler anlaşarak gelmediğiniz için. O yüzden dil eğitimine geliyorsunuz. Yani burada ön planda olan aslında eğitim. Sonra bu eğitimin sağladığı vize imkanından dolayı da iş çalışma izniniz. Yani siz bu süreci yönetiyor olacaksınız. Tamamıyla sizin organizasyon olan bir süreç. O yüzden böyle çok fazla şey hani düşünmeyin. Böyle o işler bulacağım hani hemen gider çalışırım. Tabii ki yapabilirsiniz dedim. Ama biraz bu süreçte biraz kendinize zaman tanımanız lazım. Artı şöyle bir şey var. Direkt işe girmeyebilirsiniz. Eğitiminizi devam ettirmek isteyebilirsiniz. Farklı alanlara geçmeyi düşünebilirsiniz. Yani üniversitede veya yüksek lisansta veya lisansınızı tamamlama ya da farklı bir gibi alanlara geçme gibi imkanlar da sağlıyor çünkü buraya geldiği zaman dilinizi geliştirdikten sonra. O yüzden hani çok fokus olarak buradaki ilk şey hani Türkiye'den çıkayım, aman bir iş bulayım, hayatımı idame ettireyim fokusuyla değil. Burada kendimi geliştireyim, ülkeye adapte olayım, kendi kazancımı sağlayayım ve ondan sonra hayatımın geleceğimi tasarlayayım şeklinde gelmez. Bence çok daha mantıklı olur. İş odaklı gelmeyi düşünüyorsanız direkt çok yanlış bir şey seçmiş olursunuz. İş odaklı değil. Eğitim artık iş odaklı bir programdır. Bu Work and Study programları. Biraz öğrenciler bununla ilgili kafaları karışabiliyor, yanlış anlayabiliyorlar. Bu Work and Study programları eğitim artı iş programları. Yani en azından eğitim de alacaksınız. Yani siz eğitim aldığınız için iş yasal çalışma iznine sahip olabiliyorsunuz. Yani bazen şunu da görebiliyoruz. Geliyorlar, derslere girmiyorlar. Ya da işte ekiyorlar, iş tarafına yoğunlaşıyorlar. Ama iş tarafına yoğunlaştığında otomatik olarak sizin speaking'in sadece belli bir kılıkta kalıyor. Daha sonra bulduğunuz o işlerde iş bulabilirsiniz. Çok basic bir iş bulabilirsiniz mevcut dilinizde ama yükselme şansınız olmayacak daha sonrasında da belki. Farklı bir işe geçmek isteseniz de yine başınıza bela olacak. Geldiğiniz zaman dilinizi geliştirip sertifikanızı alıp bununla ilgili özgüveninizi sağladığınız zaman sizleriniz daha sağlıklı bir şekilde gelecek. Çünkü şey olarak düşünmeyin. İşte buraya geldiğinizde global bir alana gelmiş oluyorsunuz. Yani sadece Dubai'de kalacaksınız gibi düşünmeyin. Buradan başka bir ülkeye de geçiş yapabilirsiniz. Lisans programına geçtiğiniz zaman burada üniversitelerde okuduğunuz tüm üniversite, uluslararası üniversiteler kendi okulun ait olduğu ülkenin kampüsüne geçme şansınız da olabiliyor. Ya da yüksek lisans için geçme şansınız olabiliyor. Kendinizi çok böyle iş odaklı olup kısıtlamayın. Hayallerinizi böyle sadece bir iş olarak da kısıtlayarak da kendinizin hayatınızı heba etmeyin. Çünkü bu dediğim gibi eğitim önemli olan burada. Eğitim olarak kendimizi geliştirmek, ufkumuzu açmak, geleceği yani uluslararası alanı açmak istiyorsanız, Türkiye'den çıkıp hani uluslararası sahada ben çalışmak istiyorum diyorsunuz. Gelin, dilinizi geliştirin, dil seviyesi, dedin ki İngilizceyle ilgili hiçbir problemim kalmadı. Ben İngilizceyi hallettim, tamam artık benim artık kafam rahat, İngilizceyle ilgili hiçbir problem yok dedikten sonra hiçbir problem kalmayacak. İşlerde zaten otomatik olarak sizi çok rahat bir şekilde bulmaya başlayacaksınız. Dubai'de Work and Study programına dahil olmak istiyorsanız, Lehman Akademi'yi sunuyorsunuz kendinize.